Bismillahirrahmanirrahim. Babul cem'i beyne salateyni keyfe huve. Bu bab iki namazın cem'i nasıldır? Caiz midir? Keyfe huve. Bu nasıldır? Keyfiyeti nasıldır? Haddesena Fatun kâle haddesena Muhammed bin İmran bin Ebi Leyla. Kâle haddeseni Ebi an İbni Ebi Leyla. An Ebi Gaysil Evdi. An Hüzeyl ibn Şurahbil. An Abdillah ibn Mesud radıyallahu anh. Annen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz kâne yecme'u beynis salateyni fis sefer. Seferde iki namazın arasını cem ederdi. Haddesena Yunus kâle ahlalüne ibn-i Vehbin enne Malik'en haddesehu an Ebi Zübeyril Mekki an Ebi Tufeyl enne Ma'az ibn-i Cebel ahberahu ennehum kharacu ma'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ma'az ibn-i Cebel diyor ki biz Resulullah Efendimiz'le çıktık Ahmet'e bu Tebuk senesi, hicretin 9. senesi 30 bin kişiyle, bir rivayette 40 yahut 70 bin kişiyle çıktık. Fekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yecme'u beyni zuhri vel asır vel mağribi vel işâ. Resul-i Ekrem Efendimiz bu seferde evle ile ikindinin ve akşam ile yasının aralarını cem ederdi. Haddesene Yezid ibn-i Sinan kâle, haddesene Abdurrahman ibn-i Mehdi kâle, haddesene Kurratu ibn-i Halid an Ebi Zübeyr kâle, haddesene Ebu Tufeyl kâle, haddesene Ma'az ibn-i Cebel radıyallahu anhu fezekere mislehu. İmam-ı Tahavi Yezid ibn-i Sinan terik ile de aynı hadisi şerifi zikrediyor. Kale kultu, ravi diyor ki ben sordum ki ma hamelehu ala zalik. Ma'az ibn-i Cebel'e soruyor ki Peygamber Efendimiz buna hamleden neydi, niçin cem ederdi? Kale Ma'az ibn-i Cebel buyurdular ki arada Resulullah Efendimiz murad etti en la yuhrice ümmetehu, ümmetini meşakkate sokmaya, bir kolaylık olsun diye bu cem'i yapardı. Haddesena Yunus kâle haddesena Esedun kâle haddesena Şöbetu en Amr ibn Dinarin kâle semiyetu Cabir ibn Zeydin yuhaddisu an ibn Abbasin radıyallahu anhuma kâle. Abdullah ibn Abbas buyurdular ki sallâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kıldı semaniyen cemiyen ve seb'en cemiyen, sekizi cem ederek bir kıldı, diğer yediyi de bir kıldı, önleyine ikindiyi sekiz bir kılmış, akşam ile yasıyla o da yedi önde bir kıldı. Haddesena İsmail ibn Yahya kâle haddesena Muhammed ibn İdris kâle akberena Süfyan kâle haddesena Amr ibn Dinar kâle akberena Cabir ibn Zeyd ennehu semi'a ibn Abbasin radıyallahu anhuma. Cabir ibn Zeyd diyor ki ben Abdullah ibn Abbas yeşettim, yakulu buyururdu ki salleytü me'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'le kıldım bil medineti, Medine-i Münevvere'de yani seferde değil, semaniyen sekiz cemiyen beraber ve seb'en yedi cemiyen o da beraber. Kultu le bi şasa, bi şasaya ben dedim ki azunnuhu, ben zannederim ki ahkara zuhre yani Resul-i Ekrem Efendimiz önleyi tehir etti ve acelel asre ikindiyi de acele yaptı ve ahkarel mağribe akşamı tehir etti ve acelel işe yasıyı da tacil etti. Yani bu cem'i suru oldu. Kale buyurdu ki ve ene azunnu zalik, ben de böyle zannediyorum. Yani önleyi tehir etmiş, ahir vaktine gelmiş, onu kılmış, hemen peşi sonra ikindi vakti girmiş, ikindiyi de kılmış. Akşamı son vaktine getirmiş, kılmış, onu kılar kılmaz, yatsı vakti girmiş, yatsıyı da kılmış. Buna cem'i suri derler. Cem'i hakiki değil. Ebu Şahsa diyor ki, ben böyle demek istedim. Yani Resulullah Efendimiz her namazı yine kendi vaktinde kılmış oldu. Fakat zahiren cem etti gibi oldu. Evet, diyor ki evet, ben de öyle zannediyorum. Haddesena Yunus kâle akberena ibn-i Vehbin kâle akbereni Malikun an Ebi Zübeyril Mekke an Said ibn-i Cübeyr an İbn-i Abbasin radıyallahu anhuma kâl. Abdullah bin Abbas buyurdular ki sallâ bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bize kıldırdı az-zuhre vel asre cemiyen, evreyle ikindiyi bir kıldırdı vel mağribe vel işâ'a cemiyen, akşam ile yasıyı da bir kıldırdı. Fî gayri havfin ve la sefer, bir havf ve sefer de yoktu. Böyle kıldırdı. Haddesena Yezid ibn-i Sinan kâle haddesena Abdurrahman ibn-i Mehdiyyin kâle haddesena Kurratu an Ebi Zübeyr fezekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadisi şerifi zikreyledi. Kultu diyor, ben dedim ki ma hamelehu ala zalik, Peygamber Efendimiz'i bu işe hamleden neydi, niçin bunu yaptı? Sebep kâle buyurdu ki erâde en la yuhrice ümmetehu, ümmetine meşakkat olmaması için, ümmetini meşakkate sokmaması için böyle yaptı. Haddesena Ebu Bisr Rakkiyyü kâle haddesena Haccacun an İbni Cüreycin an Ebi Zübeyr fezekere bi isnadihi mislehu.
İmam-ı Tahavi Ebu Bişr Rakki tarikiyle de bu hadisi şerifi zikrediyor. Haddesena Rabi'ul Cizi'yü, kâle haddesena Abdullah ibn-i Meslemetel Ka'nebiyyü, kâle haddesena Davud ibn-i Kays'il Ferra, an Salih Mevlet Tev'eme. Davud ibn-i Kays, Salih'ten rivayet ediyor ki buna Mevlet Tev'eme derler. Ümeyyet ibn-i Halef'in kızı Tev'eme'nin kölesidir. An ibn-i Abbas'ın radıyallahu anhüma mislehu. Abdullah ibn-i Abbas'tan aynı hadisi şerifi zikreyledi. Gayre ennehu kal. Bunda dedi ki, bu hadiste fi gayri seferin ve la matar. Bu cemi' seferde de değildi, bir matar yağmurda yoğudu. Haddesena Muhammed ibn Kuzeyme, kâle haddesena Haccac, kâle haddesena Hammad, an İmran ibn Hüdeyrin, an Abdillah ibn Şekik. Kitapta Hüseyin yazılıyor, yanlış, Hüdeyr. Enne ibn Abbas radıyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas, akhara salatel mağrib. Akşam namazını tehir eyledi, zaten leyletin bir gece. Basra'da bir hutbe okurken akşam namazını tehir eylemiş. Fekale racülün, bir adam, beni kendinden olacak bir adam, dedi, es-salah, es-salah, namaz, namaz diye bildirdi ona. Fekale, Abdullah ibn Abbas gadab etti, ona dedi ki, la ümmelek. La ümmelek, Araplarda söylemek olur. Yani anan senin anan yoktur. اَتُعْلِمُنَا بِالصَّلَاةِ Namazı sen mi bana ilan ediyorsun, haber veriyorsun? وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz oldu. رُبَّمَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِالْمَد۪ينَ Bazı kere Medine-i Münevvere'de bu iki namazın arasını cem ederdi. İkisini beraber kılardı. حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ وَفَاتٌ قَالَ حَدَّسَنَا اللّٰهِ بْنِ صَالِحِ قَالَ حَدَّسَنِ اللّٰيْسِ قَالَ حَدَّسَنِ نَافِعَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Accele seyre zâte leyletin. Abdullah ibn-i Ömer bir gece yolculuğu acele etti ve kâne kadüstü sürhe istisraf olundu, acele gel denildiydi alâ bâd-ı ehlihi, ehlinin bazısı üzerine ki o da kim? İbneti Ebu Ubeyd. Ebu Ubeyd'in kızı Hazreti Safiye kendi ailesi hasteymiş, haber göndermiş ki ben ölüyorum. Dünyanın son gününü yaşıyorum, ahiretin evvel gününe gidiyorum. Onun üzerine Abdullah ibn Ömer de Mekke-i Mükerreme'deymiş, acele koşmuş ve yolda gelirken fesare yürüdü, hatta hemme şefeku en yagîb, hatta şefek batmaya yaklaştı. Ve ashabuhu yunadûnehu, Abdullah ibn Ömer'in ashabı da ona nida ediyorlar, lissalati namaz için çağırıyorlar. Fe eba aleyhim, iba etti, onları dinlemedi. Hatta izâ ekferu aleyhi, namaz namaz dedi, bunu çok söylediler. Kale buyurdu ki inni ra'aytu ben gördüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i gördüm. Yecme'u beyni hateyni salateyn bu iki namazın arasını cem ederdi. El mağribe vel işâ mağribe ile işâyı cem ederdi ve en ecme'u beyni ama ben de bunların aralarını cem eyledim. Haddesena Yunus kâle akhberena ibn Vehbi enne maliken haddesehu en nafi'in Ali ibn Ömer radıyallahu anhuma kâl. Abdullah ibn Ömer'den rivayet edildi, buyurdular ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu izâ accele bihi seyru seyruna acele ettiği vakıtta cema'a beynil mağribi vel işâ mağribi ile işâ'nın arasını cem ederdi. حدثنا فهد قال حدثنا الهماني قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في أمبر فأقسم ليصن رسل جمع درب إذا حد به السير سير هنا أجل إتي وقت سيد مهم أولدمي جمع درب şimdi buraya kadar okuduğumuz bu meselelerden ve bu eserlerden anlaşılıyor ki Resulullah Efendimiz cem eylemiş. Cem eylemiş ama nasıl etmiş? Cem-i hakiki mi, cem-i suri mi? Bu mesele burada çok ihtilaflı olduğundan cem-i hakiki diyenler olmuş, cem-i suri diyenler olmuş. Fakat burada İmam Ebu Hanife ve cemaatinin kavli bu cem-i suridir. Aşağıda da uzun uzadıya geliyor ki cem-i suri yani evvelki vakti tehir etmiş son vaktine kadar. İkinci vakti de acele etmiş, evvel vaktine getirmiş, o arada cem etmiş. Yani birinci vakti kıldığı vakitte o vakit çıkmış, ikinci vaktin namazın vakti girmiş, o arada onu da kılmış. O ikisi bir arada olduğundan
zahirde cem oluyor. Fakat hakikatte ikisi de kendi vaktinde kılınıyor. Birincisi kendi son vaktinde kılınıyor, ikincisi de evvel vaktinde kılınıyor. Mesela evreyi tahir etmiş son vaktine, son vaktinde kılmış, önle kendi vaktinde kılındı. İkindiyi de acele kılmış, o da evvel vaktinde kılınmış. Şimdi bu zahirde iki namazı cem etti ama nerede cem etti? Evlenin vaktinde mi cem etti, ikindinin vaktinde mi cem etti? Yok. Her ikisini de kendi vaktinde kıldı. Önde kendi vaktinde, ikinde kendi vaktinde. Fakat arada zaman olmadığından dolayı buna cem'i diyoruz. Evet. Evet. Cem'i suri. Bu cem'i suri oluyor. Mesela akşamı da. Akşamı tehir ediyor. Akşamı tehir ediyor. Son vaktine geliyor. Onu kılıyor. Peşine yatsı giriyor. Yatsı girdiği gibi de yatsıyı kılıyor. Bu iki namazın arasında bir fasile olmadığından bu cem'i suri oldu. Fakat her namazda yine kendi vaktinde oldu. Akşam vaktinde oldu. Yatsı vaktinde kılındı. Yoksa akşam yatsının vaktinde kıldı yahut da yatsı akşam vaktinde kıldı değil. İşte buna cem'i suri derler. Fakat bu cem'i hakiki diyenler diyorlar ki hayır. Aşağıda uzun uzadıya gelecek ki ikindiyi tehir eder, evleyi tehir eder, ikindi vaktinde kılar. Yahut da akşamı tehir eder, yatsı vaktinde kılar. Bu cem'i hakiki, cem'i hakiki derler. Bu aşağıda uzun uzadıya bunlardan bahsedecek. Cem'i tekdim var mıdır, yok mudur? Ulemanın bazısına göre cem'i tekdim de var, cem'i tehir de var. Bazısına göre diyor ki cem'i tekdim yoktur, cem'i tehir var. Bazısına göre ne cem'i tekdim var ne de cem'i tehir var. Yalnız cem'i suri var. Ki Hanefi mezhebi de böyledir. Hanefi mezhebinde yalnız iki yerde cem'i vardır. Bir Arafat'ta, bir de Müzdelife'de. Abdullah bin Mesud diyor ki Müzdelife'den başka Resulullah Efendimiz namazın cem ettiğini ben görmedim diyor. Yalnız Müzdelife'de cem etmiştir diyor. Ötekiler de ona itiraz ediyorlar. Fakat Hanefi mezhebinde karar kılınmış olan da bu oluyor ki Arafat'ta evle ile ikindi onun da şartları var. Önle vaktinde kılınır, akşam ile yatsı da tehir edilir, Müzdelife'de kılınır. Orada mekan meselesi de var. Hem akşam yatsı namazına kadar tehir edilecek hem de Müzdelife'de kılınacak. Şayet şeyde kılsa olmaz. Yolda kılsa akşam namazını meel keraha caizdir, sünnet-i muhaliftir. Haddesena Fâdun gâle haddesena el-Himmâniyyü gâle haddesena min Uyînete an-i Zühriye an-Sâlimin an-Ebihî enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yecmû beynel mağribi vel eşâ. Resulullah Efendimiz akşam ile yatsı arasını cem eder oldu. Ne vakitte? İzâ ceddâ. Ciddiyet olduğu vakitte, yani icap ettiği vakitte bihi Resul-i Ekrem Efendimiz'e es-seyrüsi. Yürümek ciddileşti mi, yürüdü mi o vakitte tehir ederdi de sonra cem ederdi. Haddesena Fahdun gâle haddesena el-Himmâniyyü gâle haddesena ibn-i Uyeyne. عن ابن نجيح عن إسماعيل ابن أبي زؤيد قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما بين عبد الله بن عمر لبرابر إدم إسماعيل بن أبي زؤيد diyor. فلما غربت الشمس وقتaki şems güneş غروب etti hibina biz korktuk heybetinden çekindik ki enne kule lehu biz ona diyelim as-sala namaz namaz diyelim namaz geldi diyelim bundan heybet ettik korktuk. Fesare yürüdü Abdullah bin Ömer. Hatta gitti fehmetül işâ yatsının karanlığı gitti. Ve reyna biz gördük beyazel üfuk, üfukun beyazlığını gördük. Yani akşam namazı sonuna geldi. Çünkü gecenin karanlığı akşam üzerinde gelen bir karanlığa fehme derler. Akşam karanlığı. O gitti, artık üfükte beyazlık kaldı ki akşam namazının son vakti demek. Fenezele indi, fesallâ kıldırdı, felâsen üç reket, el-mâribe mâribi kıldırdı. Vesneteyni iki reket de kıldırdı, el-işâ yatsuyi. Misafir olduğundan yatsının dört reket, iki reket kılınır. Onun için onu da iki kıldırdı. Üç akşam, iki de yatsı, beş reket. Cem etti bunları. Sümme kâle sonra buyurdu ki hâkeda râîtu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yefal. Peygamber Efendimiz'in böyle işlediğini ben gördüm. Şimdi bu rivayette
cem ettiği var var ama nasıl şöyle anlaşılıyor ki akşam namazını son vaktinde kılmış, yatsıyı da evvel vaktinde kılmış. Cem'i bu surette olmuş. Buna cem'i suri derler. Haddesena Muhammed ibn Huzeymete ve ibn Ebi Davud ve İmran ibn Haddesena Muhammed ibn Huzeyme ve ibn Ebi Davud ve İmran ibn Musa Ta'iyyü kalu. Üç zattan İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. Muhammed ibn Ebi Davud, İmran. Kalu, bunlar dediler ki Haddesena Rabi'u ibn Yahya el-Üşnani. Rabi bize haber rivayet eyledi. Kalu haddesena Süfyan-ı Sevri hem Muhammed ibn-i Münkedir, en Cabir ibn-i Abdillah, kâle. Cabir ibn-i Abdullah'tan rivayet eylediler ki, buyurdu ki, cema'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz cem eyledi. Beyne zuhri vel asri, önleyle ikindinin arasını vel mağribi vel işa, akşam ile yasının arasını da cem eyledi, bil medineti, Medine-i Münevvere'de. Ne için bir ruhası, ruhsatlar için, ümmetine kolaylık olsun için, min gayri havfin ve la illetin, bir havf olmaksızın, bir korku olmaksızın, ve la illetin, illet olmaksızın, ne bir düşman korkusu var, ne başka bir şey var, ne de bir illet var, yani yağmur gibi böyle bir şey, bir illette yok. Resulullah Efendimiz cem eyledi. Şimdi burada iki şeye ihtimali var, ya hakiki cemiyedir yahut da suri cemiyedir. Haddesena Ali ibn Abdirrahman kâle haddesena Nuaym ibn Hammad قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن مالك بن أنس رضي الله عنهما عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem garabet batti lehu, onun için eşşemsi güneş bir Mekke'de, Mekke'de yani Mekke'de güneş battı, Resulullah Efendimiz de oradaydı. فَجَمَعَ جَمْ اَيْلَدِ بَيْنَهُمَا akşam ile yatsı arasını bir serife serifte. Resul-i Ekrem Efendimiz Mekke'de iken, Mekke-i Mükerreme'de iken güneş batmış. Ondan sonra yürümüş, gelmiş. Vadi-i Fatma'da serif denilen yere, oraya gelmiş. Orada yatsı, akşam ile yatsının arasını cem eylemiş. Yani salata namazı kastediyor. Namazı orada cem eyledi. Ve şimdi bu olursa demek ki yine ikisine ihtimali var. Ya hakikaten akşam namazı çıkmış, yatsı vaktinde kılmış, yahut da Mekke'de güneş batmış, fakat akşamın son vakti gelmeden serife yetişmiş ve serif de akşamın son vaktinde yatsıyı da evvel vaktinde kılmış olur. Buna da cem-i suri derler. Buna da ihtimali var. Haddesene ibn-i Huzeyme kâle haddesene Müslim ibn-i İbrahim kâle haddesene Eban ibn-i Yezid عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك buyuruyorlar ki رسول أكرم Efendimiz صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء مغرب ile yatsı arasını cem ederdi في السفر seferde seferde cem ederdi, bu da mutlak ama ne suretle cem ederdi, cem-i hakiki mi cem-i suri mi, ikisine de ihtimali var. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdu ki فذهب قوم cemaatten bir kısmı, bir kavim zahib oldular. Neye? İlâ enne zuhre vel asr günleyle ikindi vaktuhuma, bunların vakti vahidin birdir. قالوا dediler ki velizalik, bunun için cemaan nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz cem eyledi beynehuma, önleyle ikindi fi vaktin fi vakti ihtahuma, birisinin vaktinde. Bunların ikisinin vakti bir olduğundan ikisini bir vakitte cem eyledi. Ya önleyi ikindinin vaktini aldı ya ikindiyi önlerinin vaktini aldı. Ve kezalikel mağribi vel işa, akşam ile yasının vakitleri de birdir. Fi kavlihim, bunların kavullerinde vaktuhuma, bunların vakitleri de vaktun bir vakittir. La yefutu ihtahuma, o iki vaktin birisi fevt olmaz, hatta yahruca vaktul uhura minhuma, ötekinin vakti çıkmadıkça. Akşam ile yasının vakti bir olduğundan dolayı mesela sonki hangisi yasının vakti çıkmadıkça akşamda fevt olmaz, cem edilebilir. Önleyle ikindi de böyle. İşte bu kavme zahib olanlar kimdirler? Sevri, Şafii, İshak ve Eşhab. Bunlar buna
sahip olmuşturlar ki seferde namazı cem etmek caizdir. Takdimen olsun, tehiren olsun. Yalnız sefere mahsustur, hederde olmaz. Bunlara göre seferde olur da cem-i takdim olsun, cem-i tehir olsun caizdir dediler. Ve halefen fî zâlike âhirûn, ulemanın diğerleri bunlara muhalefet ettiler ki Hasan-ı Basri, İbn-i Sirin, İbrahim-i Nakhai, Esved, Ebu Hanife ve Ebu Hanife'nin ashabi bu ikinci kavle sahip oldular. Bunlar muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki vel kullu vahidetin min hadihi salavat, bu namazlardan her birisi vaktuha, onun vakti münferidün, ayrıdır. Min vakti gayriha, diğerlerinden ayrıdır. Bu beş vakit namazın her birisinin vakti kendine mahsustur. Birisinin vakti ötekinin vaktine girmez. Teker tekerdir. Ve kalu, bunlar dediler ki emma ma raveytumuhu an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, ama sizin rivayet etmiş olduğunuz, o da neden? Min cem'ihi, Peygamber Efendimizin cem ettiğinden beynis salateyni, iki namaz arasını cem etti diye rivayet ettiğiniz bu eserler, fakat ruvi anhu, yine Resulullah Efendimizden rivayet edildi. Resulullah Efendimiz'den muhakkak rivayet edildi. Kemal zikertüm, sizin zikrettiğiniz gibi bu rivayetler geldi. Bunlar sabittir. Ve leyse fî zâliki, lakin bu rivayetlerde olmadı. Delilün delil olmadı ki ennehu cem'a beynehuma, o iki namazı cem eyledi. Fî vakti ehdâhuma, ikisinin birisinin vaktinde. İki namazı cem eyledi de ötekini, berikinin vaktini aldı. Buna delil yok. Fakat yehtemülü mühtemül olur ki en yekune cema'ahu, Peygamber Efendimiz cem eyledi, en yekune cem'uhu, Peygamber Efendimiz'in cem'i ola, beynehuma, bu iki namazın arasını cem'i ola, kâne ola, kemâ zikertüm, sizin zikrettiğiniz gibi. Yani ikisinin vakti birdir de birisini ötekinin vaktini aldı. Bu ikisinin vakti tamam çıkmayınca bu iki namazın da vakti çıkmaz. Bunun dediğiniz gibi ola. Buna ihtimali var. Yani cem-i hakiki olur o vakit. Ve yehtemülü mühtemül olurken yekûne ola, sallâ kulle vâhidetin minhuma, o namazlardan her birisini kılmış ola, fî vaktaha, kendi vaktinde. Kemâ zanne Câbir ibn-i Zeyd. Câbir ibn-i Zeyd zannettiği gibi, yani birisini tehir etti vaktin sonunda, ötekini de takdim etti vaktin evvelinde, buna da ihtimal var. Zahirde ikisini cem etmiş oluyor ama fakat her birisini kendi vaktinde kılmış oluyor. Ve huve revâ zâlik an İbn Abbasin ve Amr ibn Dinarin min ba'dihi. Netekim Câbir ibn Zeyd bunu rivayet ediyor. Kimden? Abdullah ibn Abbas'tan ve Amr ibn Dinar'dan, min ba'dihi, bu rivayetlerden sonra. Ve ikisine de ihtimali olunca fekâle ehlül mekâletil ula, hakiki cem'e sahip olanlar ki İmam-ı Şafii, İmam Sevri, İmam İshak ibn Rahevey, Eşhep böyle demiştiler, böyle dedilerdi ya, bunları mekâle-i ula sahipleri dediler ki kad vecedna fî ba'dil âsâr, bazı eserlerde biz bulduk. Neyi? Maşur bir şey bulduk ki yedüllü delalet eder. Neye? Ala enne sıfatel cem'i lezî fealehu sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin cem etmiş olduğu namazın sıfatı kemâkûnâ, bizim dediğimiz gibidir. Yani hakiki cem'iyedir. Evre ile ikindinin vakti birdir. Bu iki namazı hangisinin vaktinde dilerse kılar. Akşam ile yatsının vakti de birdir. Bu iki namazı hangisinin vaktinde dilerse kılar. İster takdim tehiriyle olsun, ister tehir terikeli olsun. Bizim dediğimize biz eserlerde bazı şeyler bulduk. Dediler de fezekeru fî zâlike, bunu da zikreylediler. Neyi? Mâ haddesene ibn-i Merzûk. Gâli haddesene ârim. Azim yazılı kitapta Raynan'dır. Ârim. Haddesene ârim ibn-i Fadıl. Gâli haddesene Hammâd ibn-i Zeyd. En Eyyûb. En Nâfi' en ibn-i Ömer radıyallahu anhüma. Abdullah ibn-i Ömer. Üstüsrihe ala Safiyyete binti Ebi Ubeyd. Ebi Ubeyd'in kızı Safiyye ki kendi zevceyi mühteremeleri hasta idi, Medine-i Münevvere'de istisrak olundu. Yani acele koş gel denildi ona.
ve huve bi Mekke. Abdullah İbni Ömer de Mekke-i Mükerreme'de idi. Fe'akbele ilel Medine'ti, Medine'ye ikbal etti, gidiyor. Fesare yürüdü. Hatta garabeti şemsu, hatta güneş gurub etti. Ve bedetin nücum, yıldızlar da zahir oldu. Ve kâne racülün, bir adam da yeshebuhu, ona beraber arkadaş idi, beraber giderdi. Yekûlu, o da derdi, as-salâh, as-salâh. O adam da namazı beş vaktinde kılıyor, devam ediyor. Vakti ki Abdullah İbni Ömer gidiyor, akşam namazı kılmadı. As-salâh, as-salâh. Ya İbni Ömer, işte namaz, namaz, yani sen namazı tehir ettin diye nida etti. Kale ravi diyor ki, kale lehu salim. Abdullah İbni Ömer, oğlu Salim de dedi, es-salâh, ya bu ya namaz dedi. Fekale, o vakit Abdullah İbni Ömer, evvelki as-salâh, as-salâh diyen adamların sözüne kulak vermedi. Fakat sonunda kendi oğlu da, ya bu ya as-salâh deyince, fekale Abdullah İbni Ömer cevap tarikiyle buyurdular ki, inne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kâne izâ accele, tacil ettiği vakitte bihi Resul-i Ekrem Efendimiz'i es-seyru, yürümek, yürümek, acele yürümeyi icap ettiği vakitte fi seferin seferde cema'a beyne hâteyni salâteyni, bu iki namazın arasını cem ederdi. Ve inni uridu, ben de murad ediyorum, en ecme'a beynehuma, ikisinin arasını cem etmek istiyorum. Fesâre, Abdullah İbni Ömer yürüdü, hatta gâbe şefeku, hatta şefek gaybubet etti, şefek battı. Sümme nezele, sonra indi, fe cema'a beynehuma, ikisinin arasını cem eyledi. İşte bunlar diyorlar ki, bak, akşamı son vaktinde kılmış olmadı, şefek battı, akşam namazı çıktı, yatsı vakti girdi, akşamı yatsı vaktinde kılmış oldu. Bu delalet eder ki, bu cemi, cemi hakiki, cemi suri değil. Sümme nezele fe cema'a beynehuma, şefek battıktan sonra indi, namaz kıldı. Gâbe şefek giydi, onu izah ediyor. Bu bir. İkincisi, haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Müseddedun, kâle haddesene Yahya, en Abdillah, en Nafi'in, en İbni Ömer'e radıyallahu anhuma. Yine Abdullah İbni Ömer'den rivayet edildi ki, ennehu izâ kâne cedde bihi seyru. Yürümek ona cid olduğu vakitte, artık süratli yürümek iktisa ettiği vakitte, cema'a beynel mağribi vel işâ, mağrib ile işanın arasını cem ederdi. Ba'dema yagibu şefeku, şefek battıktan sonra. Şefek battı mı akşam vakti çıkıyor, yatsı vakti giriyor, işte o vakitte cem ederdi. Öyleyse bu cem'i de cem'i hakiki oldu, cem'i suri değil. Ve yekulu, buyururdu ki, inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, kâne izâ cedde, ona icab ettiği vakitte, cidd olduğu vakitte, bihi Resul-i Ekrem Efendimiz'e es-seyru, yürümek, yürümek artık ciddiyet üzerine oldu mi, cema'a beynehuma, ikisinin arasını cem ederdi. Kalu, dediler ki, İmam-ı Şafii ve ashabi, fefiha da bunda orucudur, delilün delil orucudur. Neye? Ala sıfatı cem'ihi, Peygamber Efendimiz iki namazın arasını cem etti ya, bunun sıfatına delil orucudur ki, keyfekâne, bu nasıl oldu? Bunun sıfatı ne şekilde? Ha, demek ki akşam namazı çıkmış, yatsı vakti girmiş, ondan sonra cem etmiş, işte bunu izah etmiş oldu bu eserler. Bunların delili bu. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ, İmam-ı Şafii'nin ve İmam-ı Sevri'nin ve İshak ibn-i Rahebe'nin aleyhine olan delildendir. Kim için? لِمُخَالِفِهِمْ, onları muhalefet edenler için. Onları muhalefet edenler kim idi? Hasan-ı Basri, İbn-i Sirin, İbrahim-i Nakai, Esved, Ebu Hanife ve Eshabi. Onlar her namaz kendi vaktinde kılınacaktır dediler ya, ama Peygamber Efendimiz'in bu cem ettiği cem-i hakiki değil, cem-i suri diyordular ya, onların lehine olan hüccetten, İmam-ı Şafii ve ashabının da aleyhine olan hüccettendir ki, enne hadise Eyyub, Eyyub-i Sıhtiyane'nin hadisi, ellezi öyle hadisi kâle fihi, o hadiste dedi, fesâre hatta gâbe şefek, o yürüdü hatta şefek gâib oldu. Var ya, gâbe şefak kelimesi var. Şefak kayboldu, sümme nezele, sonra indi de cem etti. Öyle dedi. Evet, bu orucudur. Bu hadiste ki, enne ashab-ı nafi'
Nafi'in eshabi lem yezkuru zalike. Nafi'den bunu zikredemediler. Bu hadisi rivayet edenler de hiçbirisi fesâre hattâ gâbe şefekü sümme nezele yok. Bunu zikredemediler. La Ubeydullah ve la Malik ve la Leys. Ne Ubeydullah ibn Ömer, ne Malik, ne Leys bu kıydı zikredemediler. Ve la men revina anhu, bizim rivayet ettiğimiz adam da bunu zikredemedi. Ki anhu biz onu rivayet eyledik. Hadis İbn Ömer radıyallahu anhu, Abdullah İbn Ömer'in hadisini rivayet eyledik fi hadel bab. Bu babda Abdullah İbn Ömer yürüdü de ondan sonra indi, namazı cem etti. Onda da hatta gâbe şefeku yok. Şimdi bu hatta gâbe şefeku bu Eyyub'un rivayetinde, Eyyub-i Sakhtiyan'ın rivayetinde geliyor. Fakat İmam-ı Nafi'den bu geliyor da onlarda niye yok? Diğer talebelerin hiçbirisi, ravilerin hiçbirisi bu kıydı getirmiyor. Ve innemâ akhbere bizalik, bundan haber verdi. Min fi'ali ibn-i Ömer radıyallahu anh'a, Abdullah ibn-i Ömer'in fi'alinden haber verdi. Yani Resul-i Ekrem Efendimiz'den bir rivayet değil de Resulullah Efendimiz de şefak gaybubet ederdi, ondan sonra iner, cem ederdi diye bu ibare yok. Yalnız Abdullah ibn Ömer şefak gaybubet ettikten sonra indi diyor. Ve zükir anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den zikredildi. El cem'u cem'i, cem etti ki. Ve lem yezkur, ve lem yüzker, zikredilmedi ki keyfe cem'e, Resulullah Efendimiz nasıl cem etti. Bu keyfiyet beyan edilmedi. فَأَمَّا حَد۪يسُ عُبَيْدِ اللّٰهِ, Ümeydullah'ın hadisi ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz cem'e beynehuma, iki namazın arasını cem etti. سُمَّ زَكَرَ, sonra da zikreyledi. جَمْعَ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا, Abdullah ibn Ömer'in cem'ini zikreyledi ki keyfe kâne, o nasıl oldu. وَاَنَّهُ بَعْدَمَا غَابَ الشَّفَقْ, Abdullah ibn Ömer'in cem'i şefak gayb olduktan sonra oldu, bunu zikreyledi. Ama Resulullah Efendimiz ne suretle cem eyledi, şefak gayb olmuş muydu, olmamış mıydı, bunun zikri yok. Fakat yecuzu, caizken yekune ola, arada murad etmiş ola ki enne salatehu, onun namazı el işa'el ahire, sonki işa yani yatsı vakti, elleti öyle işa ki biha, o işa ile kâne cami'en, cem etmiş oldu beyni salateyni, iki namazı. Yani akşamı kıldı, sonradan da işa-i ahireyi, yatsıyı kıldı ki işte namazları cem etmiş oldu. Bu ne ola? Ba'de ma gâbe şefak. O yatsıyı ne vakitte kılmış oldu? Şefak gayb olduktan sonra. Yani bu akşamın namazına delalet etmez. Şimdi arada cem'i var, cem'i var ama şefakten sonra olan namaz hangisi? İhtimal var ki akşamı şefakten evvel kılmıştı. Fakat akşamı kılmakla cem'i olmadı. Ondan sonra yatsıyı da kıldı ki cem'i sayılıyor o vakitte. Yatsıyı kıldığı vakitte de şefak gayb olmuştu. Öyleyse akşamı son vaktinde, kendi vaktinde kılmış olduğu şefaktan evvel, yatsıyı da şefaktan evvel, yatsıyı da şefaktan sonra kılmış oldu. Ve inkâne kat sallel mağribe, akşam namazını kılmış olduysa da, gable gaybubeti şefak, şefakın gaybubetinden evvel kılmış olduysa da, fakat yatsıyı şefaktan sonra kıldı, işte zahiren cem oldu. Oldu cem'i suri. لَاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ, Resul-i Ekrem Efendimiz asla olmadı, cami'en beynehuma, iki namazın arasını cem eder olmadı. Hatta صَلَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَ, hatta yatsıyı kıldı, فَسَارَ بِذَالِكَ, işte yatsıyı kılmakla oldu, cami'en cami oldu, cem etmiş oldu. بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءَ, Mağrib ile İşa'nın arasını cem etmiş oldu. Fakat bu oldu cem-i suri. Yani böyle olmak ihtimali var. Bunu böyle olmak ihtimali var ama teyit eden bir şey, tefsir eden bir şey var mı? O da var diyor. Ve kad rava zalike, bunu rivayet eyledi. Gayru Eyyub, Eyyub'un gayrisi. Müfessiren tefsir olunmuş olduğu halde rivayet eyledi. Ala makuluna, bizim dediğimiz üzerine, yahut da müfessiren tefsir edici olduğu halde, neyi ala makuluna dediğimiz şekli tefsir ederek Eyyub'un gayrisi raviler bunu rivayet eylediler. Yani akşam namazını son vaktinde kıldı, yatsıyı da evvel vaktinde kıldı. İşte bu zahiren cem oldu.
حدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه جد مهتم oldu به أنا السير yürümek yani yürümek mühim olduğunun için feraha yürüdü revheten yürümekle yürüdü yani bir miktar yürüdü önleden sonra yürümeye revah derler işte önleden sonra bir miktar yürüdü ve lem yenzil inmedi illa li zuhrin ev li asrin ya önleye yahut ikindiye nüzul ederdi ve akharel mağribe mağribi de tehir ederdi hatta saraha bihi salimun hatta oğlu salim ona bağırdı. Kale buyurdu ki as-salâ namaz diye bağırdı. Fesemete ibn-i Ömer radıyallahu anhüme Abdullah ibn-i Ömer sükut etti. Hatta izâ kâne inde gaybubeti şefaki hatta şefakın gaybubeti indinde artık şefak batacak o vakit yaklaştı. Nezele Abdullah ibn-i Ömer nüzul eyledi. فَجَمَعَ جَمْ اَتْتِ بَيْنَهُمَا akşam ile yatsının arasını cem eyledi ve kâle buyurdu ki رَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'i gördüm ben يَسْنَعُ هَاكَذَا böyle işlerdi böyle işlediğini gördüm اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ yürümek ona mühim olduğu vakitte yürürdü ve böyle yapardı yani evvelki namazı sonuna getirirdi. İkinciyi de evvelki vaktine getirir. Aralarını böyle cem ederdi. Ve şimdi burada bu gaybobeti şefakten murat şefak batmamış derdi. Şefak batmazdan evvel indi ve cem eyledi. Fî hâdil hadis ve hadisi şerifte olucudur ki enne nüzûlehu Abdullah ibn Ömer'in nüzûli lil mâribi mâribe kâne oldu kablen yagîbe şefaku şefak batmazdan evvel oldu. Fehtemele öyleyse mehtemel oldu ki en yekûn ola kavlu nafi'in nafi'in kavli ba'dema gâbe şefeku ba'dema gâbe şefek nafi'in kavlinde geldi ya işte bu ola şey hadisi Eyyub Eyyub'un hadisindeki ba'dema gâbe şefek innemâ erâde bih bununla murad etti kurbehu min gaybubeti şefek şefekin gaybubetinden yakın oldu. Yani şefak vakti ne demek? Yani batmaya yaklaştı. Bunu murad etmiş ola. Öyleyse böyle tevil edilirse böyle tevil edilmesi gerekir. Ne için? لَاَلَّا يَتَضَادَّ زِدُّلْمَيَا مَا رُوْيَ عَنْهُ ondan rivayet edilen şey şeye zıddolmaya fizalike bu mesele. Bu mesele hakkında Nafi'den ikisi de rivayet ediliyor. Birisinde gaybubeti şefaktan sonra birisinde de inde gaybubeti şefak birbirine zıt olmaması için böyle olmak ihtimali var. Böyle tarif edilir. Fakat reva hadel hadise bu hadisi rivayet eyledi. Gayru Üsamete Üsame'nin gayrisi de rivayet eyledi. En nafi'in yeni nafi eder. Kema revahu Üsame, Üsame rivayet eylediği gibi başkaları da bunu rivayet eylediler. Yani işte bu yukarıda Üsamete bin Zeyd nafi'den rivayet ediyor ki İnde gaybubeti şefak Abdullah ibn Ömer'in nüzulü gaybubeti şefaktır. Daha da şefak değildir. Bunu Üsame'den başkası İmam-ı Nafi'den rivayet eyledi. O da şu. Haddesena Rabi'ul Me'ezzinu kâle haddesena Bişir ibn Bekir kâle haddeseni İbn-i Cabir kâle haddeseni Nafi kâle kharıştüme Abdullah ibn Ömer'e radıyallahu anhüme Abdullah ibn Ömer'le çıktım. Şimdi Nafi'den kim İbn-i Cabir rivayet ediyor? Ve huve Abdullah ibn Ömer de yürüydü, murad ediyordu. Ardan lehu kendisinin bir yerine gitmek istiyordu. Bu Mekke-i Mükerreme'de bir yeri var idi. Abdullah ibn Ömer oraya gitmek istiyordu. Biz de beraber yürüdük diyor. Onunla beraber çıktık. Kale fenezelne menzilen bir menzile indik. Fetahu racülün ona bir adam geldi. Fekale leh ona dedi ki İnne Safiyyete binte Ebi Ubeyd Safiyye binte Ebi Ubeyd ki Abdullah ibn Ömer'in zevceleri oluyor. Bu lima biha kendisinde olan bir hastalık için yani kendisini hastalık her tarafını sarmıştır. Lima biha min maradin demek. Kendisinde marazdan var. Vardır ki velâ azunnu en tüdrikeha zannetmem ki sen ona erişesin. Yani hastalık mühimdir. Sen ona kavuşamazsın. Dedi.
Fekharece Abdullah ibn Ömer çıktı, müsri'en süratli olarak çıktı. Ve me'ahu racülüm min Kureyş, onunla bir adam vardı Kureyş'ten. Fesirna, biz yürüdük, hatta izâ gâbeti şemsu, güneş gaybubet ettiği vakit oldu. Lem yusalli salata, namazı kılmadı. Hatta izâ gâbeti şemsu, güneş gaybubet etti, akşam namazı dahil oldu. Lem yusalli salata, akşam namazını kılmadı. Ve kâne ahdi, benim ahdim de oldu. Li sahibi, o Kureyş'ten bize müsahabet eden adamla ahdim oldu ki, yani onu tanıyalı beri, onu bildim ki ve huve muhafizun alessalâh, namaza muhafizdir. Devamlı namazları vakıflarında kılardı. Felemmâ abda, vaktaki Abdullah ibn Ömer akşam namazını geciktirdi. Kultu, ben ona dedim, es-salâtu rahimekallâh, Allah sana rahmet eylesin, namaz, akşam namazı kılalım. فَلَمَّ اَلْتَفَتَ اِلَيَّ وَمَدَا كَمَا هُوَ فَلَمَا اِلْتَفَتَ نَعِنَافِيَ İltifat etmedi bana ve meda gitti, كَمَا هُوَ yürüdü. حَتَّى اِذَا كَانَ فِي آخَرِ الشَّفَق, şefakın ahırında oldu, artık şefak batmaya yaklaştı, şefakın ahırında olduğu vakıtta nezele indi, فَصَلَّ الْمَارِبَ akşamı kıldı, سُمَّ الْعِشَاءَ sonra yastığı da kıldı. وَقَدْ تَوَارَا اَيْشْ شَفَقْ, şefakte batmış idi yastığı kırarken. ثُمَّ اَقْبَلْ عَلَيْنَا, sonra bize döndü. فَقَالَ, buyurdular ki, كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِيَنْبَلْ اَفَنْمِسْ اِذَا عَجَّلَ بِهِ اَمْرٌ, bir emir onu tacil ettiği vakitte, bir iş mühim acel olduğu vakitte, سَنَعَ هَاكَذَا, böyle işlerdi. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عامر العكدي قال حدثنا عطاط بن خالد المخزومي النافع قال أقبلنا مع ابن عمر رضي الله عنه, biz gene İmam Nafi diyor ki, biz Abdullah ibn Ömer ile gittik. Hatta izâ künnâ bi bâtı tarîk, yolun bazısında idik. Üstü sürüha, istisrak olundu, sürah talep edildi, yani yetiş dediler. Alâ zevcetihi binti Ebi Ubeyd, Safiye binti Ebi Ubeyd, kendi zevcesi, onun için sürah talep edildi, yani hastadır diye hasta haberi geldi. Feraha müsri'an, Abdullah ibn Ömer sürette yürüdü. Hatta gâbeti şemsi, güneş battı. Fenûdiye bis-salâh, kendisine namaz hatırlatıldı. Felem yenzil inmedi. Hatta izâ emsâ, geceliğin yürüdü. Geceye dâhil oldu. Fesanennâ, biz zannettik ki ennehu katnesi, namazı unuttu artık. Fakultu, ben dedim ki, as-salâh, namaz dedim. Hatırlattım onu diyor, İmam-ı Nafi diyor. Fesekete Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'a sükut etti. Hatta izâ kâde şefak en yagib, hatta yakın oldu ki şefak bata, batmadı fakat yaklaştı. Nezile indi, fesallel mağribe, akşamı kıldı. Ve gâbe şefaku, şefakta gaybubet etti, battı. Fesallel uşâ, onun peşine de yasıyı kıldı. Ve kâle, buyurdu ki, hâkezâ künnâ nef'alü, biz böyle işlerdik. Mâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e böyle işlerdik. İzâ cedde binâ es-seyrû, yürümek bize mühim olduğu vakitte, acel olduğu vakitte biz böyle yapardık. Fekullüha öyle. İşte bunların hepsi, yani Üsâme İbni Câbir ve Attaf, bunların hepsi, yani Üsâme İbni Câbir, Attaf, bunlar yervi rivayet eder Ennafe'in, İmam-ı Nafi'den ki, Enne Nüzul İbni Ömer radıyallahu anhüma, Abdullah İbni Ömer'in nüzul etmesi, gidip de namaz kılması, kâne qablen yagîbe şefak, şefak gâib olmasın evvel oldu idi. Bunlar bunu ispat ediyorlar. Fakat zekerine biz zikreyledik ihtimali kavli Eyyub, Eyyub'un kavlinin olmasının ihtimalini. Ennafe'in Nafi'den rivayet eyledik ki, hatta izâ gâbe şefaku, hatta izâ gâbe şefak dedi ya, gâbe şefak dedi de ondan sonra indi. Bu kavlinin mühtemil olur. Bu kavlin mühtemil olur ki, ennehu yehtemilu, mühtemil olur ki, o nüzul ola kurbe gaybubeti şefak, şefakın gaybubetine yakın olur. İşte böyle bir ihtimal var. Yani gâbe şefak, hatta izâ gâbe şefak demesi, şefak tam batmamış da yaklaşmış, işte o vakitten azim oldu. Öyleyse bu suretle, bu ihtimaliyle ikisinin arası telif edilmiş olur. Fevlen eşyai bina, bize
eşyaların layık olanı ennehmile hamletmek etmektir. Hadihi rivayeti bu rivayetleri kulluha hepsini alel ittifak üzerine hamletmektir. La alel tadat üzerine zıddiyet üzerine değil. Yani iki hadis geliyor. Bunların birisi başka, birisi başka yapıncaya kadar birisini mümkün mertebe başka bir garip bir manaya alırız, aralarını telif ederiz. Bize layık olan bu. Feneceale bize layık olan ittifak üzerine bu rivayetleri hamledelim de feneceale kılalım maruvi yani İbn Ömer Abdullah İbn Ömer'den rivayet edilen şeyi kılalım ki enne nüzulehu Abdullah İbn Ömer'in nüzulü dil maribi marib namazını kılmak için kâne uldi bâde mâ gâbe şefeku şefek gâib olduktan sonra uldi ki bu ne işte bu ne hamd ederiz ki ennehu bu ala kurbi gaybubeti şefek şefekin gaybubetinin kurbi üzerine hamd ederiz bunu o manaya hamd ederiz izâ kâne kadruviye anhu çünkü ondan rivayet edildiği vakıtta yani ondan çünkü rivayet oldu ki enne nüzûlehu Abdullah ibn Ömer'in nüzûli zâlik bu akşam namazı için kâne kâble gaybubeti şefek şefekin gaybubetinden evvel idi. Bu madem ondan rivayet ediliyor İbn Ömer'den böyleyse berikini de ba'de mağabe şefaki yani gurbi gaybubati şefak ile tevil ederiz. Bu ikisinin arası bu surette bulunmuş olur. İki hadiste amel edilmiş olur. Ve lev tedâlle zâlik eğer bu iki hadis birbirine zıt olsa birisinde şefakten evvel nazil oldu. Bir de şefakten sonra nazil oldu. Böyle zıddı olursa لَكَانَ حَد۪يسُ بُنْ جَابِرٍ Cabir'in İbn-i Cabir'in hadisi olur. اَوْلَاهُمَ Bunların ikisinin evlası olur. Yani amel edilmeyi daha evli olur. لَاَنَّ حَد۪يسَ اَيُّوبَ الْحَد۪يسِ اَيْذَا ف۪يهِ onda olucudur ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz كَانَ يَجْمَعُ بَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ İki namazın arasını cem ederdi. Öyle olurdu ama ne suretle cem ederdi? Keyfiyet zikredilmiyor. Sümme zekere fe'ale beni Ömer'e Eyyub'un hadisinde Ömer'in fe'alini zikrediyor ki keyfekâne nasıl cem etti? Nasıl cem etti? Keyfiyeti beyan ediyor. Keyfiyet Abdullah ibn Ömer'de. Ve fi hadisi İbn-i Cabir İbn-i Cabir'in hadisinde orucudur. Ney? Sıfatı cem'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in iki namazın arasının cem'in sıfatı orucudur. Ki keyfe kâne o cem'i nasıl oldu? Öyleyse fehve evlâ İbn-i Cabir'in rivayeti daha evladır. Fe'in qâlu deseler ki bu cem'i hakikiye gâil olunlar. Fekad rûyân Anes'ten rivayet edildi. Maşul bir rivayet ki kad fesserel cem'i. Cem'i tefsir etti. Ki keyfe kâne kimi nasıl oldu? Tezekeru zikreylediler. Fizalike bu mesele hakkında maşul bir rivayeti ki haddesena Yunus. Bize Yunus rivayet eyledi. Kale akbaran ebni vehbi. Kale akbarani Cabir ibn İsmail. An Akil ibn Halid. An ibn Şehabin. An Enes ibn Malik radıyallahu anh mislehu. Bu hadisi şerifin mislini Enes ibn Malik'ten rivayet eylediler. Yani enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kasteder ki Resul-i Ekrem Efendimiz kâne izâ accele bihi seyru yürümek ona acele olduğu vakıtta yevmen gündüzün cem'a beyne zuhri vel asri evleydi gündünün arasını cem ederdi. Ve izâ erâde sefere leyleten gece seferi murad ettiği vakıtta da cem'a beyne nâribi vel işen nâribi ile işen arasını cem ederdi. Yuakhiru zuhre ve leyi teakhir ederdi ilâ evveli vaktil asri ikindi vaktinin evveline. Fe yecme'u beynehuma ikisini cem ederdi. Ve yuakhiru l-mağribe mağribi de teakhir ederdi. Hatta yecme'u beynehuma ve beyne'l-işâ olacak. O mağrib namazı ile yasının arasında cem ederdi. Hatta yegâybe şefak gaybubet ettikten sonra şimdi bu izah ediyor ki burada cem'i hakiki oldu. Niye? Önde hakikaten ikindi vaktinde kılındı. Akşam da hakikaten yatsı vaktinde kılındı.
bunu delil getirirler. Fekalu, onlar dediler ki fi hadil hadis, işte bu Enes İbni Malik'in rivayet etmiş olduğu hadis doğrucudur ki ennehu Resulullah Efendimiz salla zuhre vel asre, önleyi ikindiye kıldı, fi vaktil asri, ikindi vaktinde. Ve enne cem'ehu beynehuma, Peygamber Efendimiz'in bu önleyle ikindiyi cem etmesi oldu kezalik, böylece ikindi vaktinde oldu. Fekâne minel hücceti aleyhim, bunların aleyhine olan hüccettendir. Lehlil mekâleti lûra, birinci mekâle sahipleri ki yani bu cem'i cem'i hakiki değil, cem'i suridir diyenlere, diyenlerin lehine delildendir ki enne hâzel hadîse, bu hadis kadî ihtemilu mâ zikrenâ, bizim zikrettiğimize mühtemil olur. Yani dediğimiz gibi evle ikindi vaktinde kıldı. Fakat yehtemilü mühtemil olur ki en yekûne sıfatul cem'i, cem'in sıfatı bu söz ola min kelami Zühri'yi, Zühri'nin sözünden olur. La anin nebiyyi, la anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in değil. Yani Peygamber Efendimiz cem etti beyne zuhri vel asr, ötekinde de beynel mağribi vel işâ. Hadis bu kadar olur ama ondan sonra yuakhiru zuhre ila evveli vaktil asri fe yecme'u beynehuma ve yuakhiru maribe hatta yecme'u beyneha ve beynel işe, bu hatta yagıbe şefak, bu Zühri'nin kelamından olay, yani tefsir mahiyetinde bunu söylemiş olan. Buna da ihtimali var. Lennehu katkâne kesiren, çünkü İmam-ı Zühri çok defa oldu ma yef'elu hâzı, kesiren ma yef'elu hâzı, çok defa bunu işlerdi. يَصِلُ الْحَد۪يسَ حَد۪يسَ وَصْلِدَرْدِ بِكَلَامِهِ, kendisinin sözüyle, sözüyle vasfederdi. Yani hadisi getirdi mi peşine tefsir olan kendi sözünü de ona bitiştirirdi. حَتَّى يُتَوَهَمْ, hatta tevehüm olunur ki اَنَّ ذَٰلِكَ, bunun tefsir olarak söylediği söz فِي الْحَد۪يسَ حَد۪يسَ vardır. Bu olur, yani buna da ihtimali var. Caiz ki bu hadistendir, caiz ki Zühri'nin kelamındandır. Fakat yehtemir, yani mehtemir olurken yekûne kavluhu ilâ evveli vaktil asri, ilâ evveli vaktil asri kavli ola ilâ akrabi evveli vaktil asri, bu manaya ola, asrın vaktinin evveline yakın manasına gele. Fakat akrab kelimesi zikredilmemiş de ilâ evveli vaktil asri denilmiş, yoksa ikindi vaktinin evveli değil, yani on az yakın oluncaya kadar, buna da ihtimali var. فَاِنْ كَانَ مَعْنَاهُ, eğer hadisin manası olursa بَعْدَ مَا صَرَفْنَاهُ, şu bir şeyin bazı ki biz onu sarf ettik اِلَيْهِ, o manaya, onun manası ki o da ne? Vaktin dufulü garip oldu, buna sarf ettik ya hadisin manasını, eğer böyle olursa o da neden? مِمَّا, şu bir şeyden ki لَا يَتِبِ مَاهُ, anında vacip olmaz اَنْ يَكُونَ صَلَّهَا, Peygamber Efendimiz'in kıldığı fi vakti asrı, asır vaktinde, eğer akrabi bu akrabi duhulil vakit bu manaya alınırsa, vakitte Peygamber Efendimiz ikindi vaktinde kılmış olduğu vacip olmaz değil. Fela hüccete fihâda, bunda hüccet yoktur. Fela hüccete, hüccet olmadı fihâdel hadis, bu hadiste lillezî, şöl bir kimseye ki yekûlu, der ki innehu sallâhâ, Peygamber Efendimiz kıldı fi vaktil asri, ikindi vaktinde kıldı diyenlerin lehine delil yoktur. Çünkü manayı nasıl tevil ettik? İkindi vaktinin evveline yaklaştığı vakit öne yıkıldı. Böyle tevil ettik. Ve inkâne aslul hadis, yok hadisin asli olursa ki alâ ennehu sallâha, Peygamber Efendimiz öne yıkıldı fi vaktil asri, ikindi vaktinde kıldı. Böyle olursa fekâne zâlik, bu olur. Huve, yani bizim bu hamlettiğimiz ne dedik? Namazı ikindi vaktinde kıldı, İkindi vaktinde yaklaştı da kıldı diye böyle bir tevil eder ve bu manaya hamleder, sikse bu olur. Huve cem'ehu beynehuma, bu iki rivayetin arasının cem'i olur. Niye? Cem'e niye gidiyorsun? Cem'e ne lüzum var? Onun da sebebi var. Fe innehu kad halefehu, çünkü bu Enes'in rivayetini muhalefet eyledi. Fî zâlik, bu cem'e de Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Ömer ona muhalefet eyledi. Fîmâ raveynâhu anhu anennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiğimiz şeyde Abdullah bin Ömer buna muhalefet eyledi ki Abdullah bin Ömer evleyi tehir ederdi, evlenin son vaktinde kılardı, ikindiyi de, ama ikindinin evvelinde
bu cemi gibi görünürdü. Buna cemi suri derler. Hakiki cemi değildi. Bu bak Enes'e muhalefet eyledi burada. Ve halefetü fî zâlike Âişetü radıyallahu anhâ eyza. Hazreti Enes'in rivayetine Hazreti Âişe de muhalefet eyledi. Haddesene, o da nedir? Şu haddesene Fâdun gâle haddesene El-Hasen ibn-i Bişrin gâle haddesene Muâfi bin İmran El-Nuîret ibn-i Ziyad el-Musili An Atâi bin-i Ebi Rabah An Âişete radıyallahu anhâ gâle. Hazreti Âişe buyurdular ki Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz olduydı fi seferi seferde yuakhir-i zuhre önleyi tehir eder ve yukaddim-ül asrı ikindiyi de tekdim ederdi ve yuakhir-ül mağribe akşamı tehir ederdi ve yukaddim-ül işşâ'yı yasıyı da tekdim ederdi. İşte bak bu da cem'i suriye gitti. Yani hakiki cem'i değil. Bu da Enes'in rivayetine muhalefet etti. Öyleyse Abdullah ibn Ömer ve Hazreti Ayşe'den gelen bu rivayetler evet Hazreti Enes'in bu hadisine hadisin gelen bu iki rivayetin arasını cem etmek icap etti. O da birisinde şefak gaybubet ettikten sonra birisi de şefakın gaybubetine yakın oldu. Bu ikisinin arası cem edildi. Evet. Ne denildi? Yani vakit girmeye yaklaştı, vakit takıldı. Böyle tevil edilir. Haddesena Fatun gali haddesena El-Hasen ibn-i Bişrin gali haddesena El-Mafi bin İmran. Evet, bu hadis okuduk. Sümme hâza Abdullah ibn Mes'ud. İşte Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhuma eyda kad raveyna anhu. Ondan biz rivayet eyledik. O da en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Abdullah ibn Mes'ud ennehu kâne yecme'u. O da cem ederdi. Beyne salateyn, iki namazın arasını fi seferi seferdi. O da cem ederdi. Fakat nasıl cem ederdi? Evet, şimdi onu izah ediyorum. Sünne kadruviye anhu, sonra Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildi. Maşul bir rivayet ki haddesena Hüseyin ibn Nasrin kâle haddesena Kabîsatü ibn Ukbe vel Firyabiyyü kâle haddesena Süfyanu anil A'meş en Umârete bin Umeyr en Abdirrahman ibn Yezid en Abdillah kâle mâ rayitu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Mesud diyor ki ben Peygamber Efendimiz'i görmedim. Ne görmedim? Sallâ kılar olmadı. Kılar görmedim. Salaten kattu. Salaten namaz kılar olmadı. Kattu asla. Fi gayri vaktaha vaktinin gayrisinde hiçbir namazı kılar görmedim. İlla ennehu illa Peygamber Efendimiz cema'a cem etti. Beynis salateyn, iki namazın arasını bi cem'in Müzdelife'de ve sallel fecre fecri de kıldı. Yevme izin o günü li gayri mikataha vaktinin gayrisinde kıldı. Yani Resulullah Efendimiz sabah namazını isfar vaktinde kılardı. O günü halas vaktinde kıldı. Adetinin hilafına. Öyleyse Abdullah bin Mesud Müzdelife'den başka hiçbir yerde Peygamber Efendimiz cem etmedi diye iddia ediyor. Fesebete bima zikerne, bizim zikrettiğimiz bu şeyle sabit oldu ki endema ayene, ol bir şey ki Abdullah bin Mesud gördü. Min cem-i Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in cem ettiğinden beyni salateyni, iki namaz arasında gördü ki huve o oldu bi hilafi ma teevvelehul muhalifü lene, bize muhalif olanın tevilinin hilafını oldu. Bize muhalif olan diyor ki cem-i hakiki yaptı. Abdullah bin Mesud'un görmüş olduğu da diyor ki Peygamber Efendimiz hiçbir namazı vaktinden çıkarmış değildir. Her namazı vaktinde kılmıştır. Öyleyse bu cemiyeler cem-i suri oldu. Yalnız cem-i hakiki Müzdelife'de oldu. Abdullah bin Mesud'un muayenesi bu. Gözüyle gördü ki. فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ. İşte bu babın hükmü budur. مِنْ تَرِيكِ تَصْحِيهِ مَعَانِ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي جَمْعِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ. İki namaz arasını Resulullah Efendimiz'in cem ettiği hakkında rivayet edilen eserlerin, hadislerin manalarının tesihhi tariki budur. وَقَدْ زُكِرَ ف۪يهَا. Bu eserlerde zikredildi ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz cem'a beyni salateyn, iki namaz arasını cem etti. فِي الْحَضَرِ Hadarda فِي غَيْرِ خَوْفٍ Korku olmaksızın bunu cem eyledi. كَمَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي السَّفَرِ Seferde cem eylediği gibi. Yani keyfiyet nasıldı? Peygamber Efendimiz bu hadislerde diyor ki Peygamber Efendimiz
havf olmaksızın hederde namazları nasıl cem eylediyse seferde de o şekilde o sıfat üzerine cem eyledi. Efe yecudu caiz olur mu? Bu hemze istifan-ı inkari için olur. Efe yecudu caiz olur mu? La ahadin bir kimseye fil haberi haber de la fi hali havfun ve la illetin havf halinde değil bir sebep de yok. Kendisi haberi misafir değil. Ona caiz olur mu? En yuakhire zuhre önleyi tehir ede ila kurbi tagayyuri şemsi şemsin tagayyurunun yakınına kadar. Tehir ede ki artık güneş neredeyse rengi değişmiş. Önleyi o vakıta kadar tehir etmek caiz olur mu? Sümme yusalliye o tagayyur ettikten sonra kadar. Bu caiz olmaz yani. Fakat kâle halbuki dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz halbuki buyurdular fit tafriti fis salati namazda tefrit hakkında buyurdular. Ne buyurdular? Maşhur bir hadisi ki haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Davud kâle haddesene Süleyman ibn-i Mughire en sabitin en Abdillah ibn-i Rabah en Ebi Katadete kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki leyse fin nevmi tefritun nevmde tefrit olmadı. Bir adam uyur uyanılmaz namaz geçer. Bu tefrit değildir. İnnemet tefritu tefrit kusur fil yakazeti uyanıklık halinde olur. Ve en yuakhira salatın bir namazı tehir ede ila vakti ukra ötekinin vaktine. Namazı tehir ede öteki namazın vakti gele ikinci namazın vaktinde kılar. Tefrit budur. Resulullah Efendimiz bunu buyurduğu halde Resulullah Efendimiz nasıl caiz olur mu? Yapar mı ki bunu? Sefer olmasın, havf-ı illet olmasın da evet namazı tehir eylesin. Namazın tehirinden Resul-i Ekrem Efendimiz kendisi nehyediyor. Fe'akbara sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz haber verdi ki yani tehir-i salat-ı namazı tehir etmek ila vaktilleti şul bir namazın vaktine ki daha ondan sonra olucudur. Tefritin bu tefrittir. Mesela ünleyi tehir etti. Ondan sonra gelen ikindidir. İkindinin vaktinde ünleyi kıldı. Bu tefrittir. وَقَدْ كَانَ قَوْلُهُ ذَٰلِكَ وَهُوَ مُسَافِرٌ Peygamber Efendimiz bu tefrit meselesini buyurduğu vakitte kendisi misafir idi. Yani Heyber'den dönüp geliyordu yahut da Tebük gazvesinden dönmüş geliyordu. Sefer halinde bunu buyurmuştu. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet eyledi ki اَنَّهُ اَرَادَ بِهِ الْمُسَافِرَ وَالْمُقِيمِ Peygamber Efendimiz sefer halinde tefritten nehyederse bir vakti çıkarıp da ötekinin vaktinde kılmadan nehyederse bu mukimin evla bitterik. Nehyolunması lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz misafir ve mukim ikisini de murad eylemiş oldu. فَلَمَّا كَانَ مَاخِرُ السَّلَاتِ Vaktaki namazı tehir eden oldu. İlâ vaktilleti ba'daha kendisinden olan vakta tehiri oldu. Müferriten, müferrit olmuş, mukassir olmuş oldu. فَاسْتَحَالَ مُحَلُولُدُ كَ اَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Peygamber Efendimiz ola cema'a beyni salateyn iki namazın arasını cem etmiş ola ne ile cem etmiş ola bima kâne bihi ol bir şeyle ki onunla Resulullah Efendimiz olur müfarriten mukassir olur. Böyle olması muhal olur. Kusur olan bir şey ile Resulullah Efendimiz namazını eda ile bu muhaldir. وَلَاكِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا لَكِنْ رَسُولَ اَكْرِمُ اَفَنِّمِزْ iki namazın arasını cem eyledi. بِخِلَافِ ذَٰلِكَ Bunun hilafına. Yani cem-i hakiki değil de cem-i suri oldu. Nasıl? فَصَلَّا كُلَّ صَلَاتٍ Her namazı kıldı. مِنْهُمَا وَيُلَيْلِ İkindiden yakut akşam ile yasadan her birisini fi vaktiha kendi vaktinde kıldı. Cem-i suri oldu. وَهَذَا بِنْ عَبَّاسِ İşte İbn Abbas radıyallahu anhuma. قَدْ رُوِيَنْهُ Ondan da rivayet edildi. اَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet ederek ondan da rivayet olundu ki اَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ İki namaz arasını cem eyledi. ثُمَّ قَدْ قَالَ Sonra Abdullah ibn Abbas dedik buyurdu neyi? مَا شُلْ bir şey buyurdu ki حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرِ Ebu Bekir bize rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ دَاوُودَ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عن ليس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما buyurdular لا يفوت صلاة حتى يجيء وقت أخرى لا يفوت صلاة namaz geçmez
hatta yeciye vaktül uhra, öteki namazın vakti gelmeyince o namaz geçmeye sebep olmaz. Böyle buyurdular. Fe'akbere bin Abbas radıyallahu anh, Abdullah bin Abbas haber verdi. Fe'akbere Abdullah bin Abbas haber verdi ki enne meciye vakti salati, bir namazın vaktinin gelmesi, ba'de salati illeti kabliha, kendisinden sonraki vakıttan sonra, bu nedir? Fevtün leha, o namazı fevttür. Mesela önlenin vakti ne vakitte geliyormuş? İkindi, ondan sonra olan ikindi namazı dahil olacak da ondan sonra evlenin vakti gelecekmiş. Bu namazı fevt oldu. Bu önle namazını fevt etmiş oldu. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu ki ennemâ alimehû ol bir şey ki Abdullah bin Abbas bildi. Min cem'i Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in cem ettiğinden beyne salateyni, iki namazın arasını, kâne bi hilâfi salatihi, onun namazının hilafına oldu ki ihtâhumâ fî vakti uhra, Peygamber Efendimiz namazın birisini ötekinin vaktinde kılmış, bunun hilafına oldu. Bunu iddia edenlerin dediği gibi olmadı. Niye? Çünkü Abdullah bin Abbas diyor ki bir namazın vakti öteki vakit gelecek de ondan sonra onun vakti girecek. Böyle değildir. Fakat kâle Ebu Hureyre radıyallahu anhu izah. Ebu Hureyre de buyurdular müstezalik bunun gibi. Haddesen Ebu Bekret'e kâle, haddesen Ebu Davud kâle, haddesen Kaysun ve Şerikun ennehumâ semi'a Usman ibn Abdillah ibn Mevhib. Kâle söyle Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Ebu Hureyre radıyallahu anh sual edildi ki مَا تَفْرِيْتُ فِي الصَّلَةِ, namazda tefrit nedir, teksir nedir? Kale buyurdu ki اَنْ تُأَخِّرَ نَمَازِ تَأْخِرِ اَنْ تُأَخِّرَ نَمَازِ تَأْخِرِ olunmaktır. حَتَّى يَجِيَ وَقْتُ الْخُرَى, ötekinin vakti gelinceye kadar tehir olunur. Önleyi tehir edersen hatta ikindi girer. İşte bu tefrittir. Akşamı tehir edersen yatsının vakti girer. İşte bu tefrittir. قَالُ, bu cem'i hakikiyi tecvid edenler Şafiiye ve emsali buyurdular ki وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَٰلِكَ اِذَا, bizim dediğimiz davaya delalet eder. Maşul bir rivayet ki قَدْ رُوْيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'den sual buyuruldu. اَمَّ وَاقِيْتِ السَّلَاتِ, namazın mikatlarından sual buyuruldu. فَصَلَّ الْعَصْرَ, Peygamber Efendimiz ikindi yıkıldı. Fil yevmil evvel, birinci günü, hine sâre zillü kulli şeyin mislehu, her şeyin kölgesi bir misli olduğu vakıtta kıldı. Sümme sallâ zuhre fil yevmil sâni, ikinci günü de evle yıkıldı. Fî zâlikel vakti bi aynihi, aynı o vakıtta her şeyin kölgesi bir misli oldu, o vakıtta kıldı. Fedelle zâlik, bu delalet etti ki ennehu, o kölgenin bir misli olması vakıdun, vakıttır. Lehuma, hem önleyi hem ikindiye, cemiyen ikisine beraber. İkisinin de vakti oldu. Bundan bu anlaşılıyor. Yani o vakitte müşterek oldular. Kîle lehum, onlara denilir ki ma fi hâzâ, bunda olmadı. Hüccetün, hüccet olmadı. Öyle hüccet ki tûcibu mâ zekertüm, sizin zikrettiğinizi vacip kılar. Bunun için bunda bir delil yok sizin için. Leenne hâzâ, zira bu sizin bu dediğiniz mesele kadî ihtemilü muhtemil olur ki en yekûne ola, yuride bihi, bununla murad edilmiş ola ki ennehu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salla zuhre fil yevmi sâni, ikinci gün evle yıkıldı. Fî garîbil vaktillezî, şur bir vakta yakın ki salla fîhi, o vakitte kılmıştı yani asrı ikindi fil yevmi levvar, birinci günü ikindi yıkılmıştı ya, her şeyin gölgesi bir misli olduğu vakitte, İkinci günü önde yıkıldığı vakitte ona yakın kıldı. Yani tam o vakitte değil. Az evvel kıldı. وَقَدْ زَكَرْنَا ذَٰلِكَ, biz bunu zikreyledik. وَالْحُجَّةَ, delili de zikreyledik. فِيهِ, bu meseledeki delili de zikreyledik. فِي بَابِ مَوَاقِيْتِ الصَّلَةِ, مَوَاقِيْتُ الصَّلَةِ babında. Bunu zikreyledik orada. وَالْدَلِيلُ عَلَى ذَٰلِكَ, bizim dediğimize delil قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ, Peygamber Efendimiz'in kavli şerifidir. Ne kavli şerifi? El vaktu fîmâ beyn hâzeynil vakteyni, namazın vakti işte şu iki vakit arasındadır. Namazların evvel vakitlerini Resul-i Ekrem Efendimiz birinci günü gösterdi.
sonki vakitlerinde ikinci günü gösterdi ve buyurdu ki her namazın vakti bu iki gösterdiğim vakit arasındadır. Bu da delildir. فَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ الْمُخَالِفُ لَنَا bize muhalif olanların dediği gibi olsaydı لَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَقْتٌ o Resul-i Ekrem Efendimiz'in göstermiş olduğu o iki vaktin arası vakit olmazdı. اِذَا كَانَ مَا قَبْلَهُمَا وَمَا بَعْدَهُمَا وَقْتٌ كُلُّهُ onun o iki vaktin makabilleri, mabaatleri hepsi vakt olduktan sonra bu da tefrik nereden olmadı? Olmazdı. Mesela önde vakti zevaldan başlıyor, her şeyin kölgesi bir misli olana kadar. İkindi de bir misli oldu mi, gurubi şemse kadar. Daha bu vakit önlerinin vakti, bu ikindinin vakti diyene kadar deriz ki evleyle ikindinin vakti neden başlar? Zevaldan başlar, güneş batmasına kadar devam eder. İşte evlenin ikindinin vakti bu olur. Böyle olması icap ederdi. Evet. Ve lem yekun zalike delilen bu da delil olmazdı. Böyle dedik mi delil olmaz ki ala enne külle salaten min tilke salavat bu namazlardan her birisi münferidetun bir vaktin bir vakitle münferittir. Onun hususi vakti vardır. Öyle vakit ki gayri vakti gayriha başkasının vaktinin gayrisidir. Yahut bu ne olduğu halde gayre vakti gayriha min sair salavat diğer namazlardan başkalarının vakti değil de kendisinin hususi bir vaktidir. Buna da delil olmazdı. Halbuki bu hadiste delil var ki her namaz ma beyne masalatun dediği her namazın kendine mahsus hususi bir vakti vardır. Ve hüccetün ukhra diğer bir delil de enne Abdullah ibn Abbas ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas Ebu Hureyre kadrevaya zalik bu Cibril aleyhisselamın imamet hadisini rivayet ettiler. Ki bu iştirak vaktine evle ile ikindinin bir müşterek vakti diye iddia ediyorlar. Bu hadisle de istidlal ediyorlar. Bunu kim rivayet etti? Abdullah ibn Abbas ile Ebu Hureyre anennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiler. Fî mevâkîtis salâti namazın vakitlerinde. Sümme kâla sonra onlar dediler. Huma ikisi de fit tafrîti fis salâ namazda tefrit hakkında dediler ki ennehu o tefrit nedir? Terkaha namazı terk etmektir. Hatta yetkule vaktülleti ba'daha hatta ondan sonraki namazın vakti kire. İşte bu tefrittir. Ve onlar madem bu iştirak vaktini bu hadiste rivayet ettiler de buradan için bunu diyorlar. Bu da birbirine muhalif oldu. Fesebete bizalik bununla da sabit oldu ki enne vakte külli salati minas salavat namazlardan her bir namazın vakti hilafı vakti salatı illeti ba'da kendisinden sonra gelen namazın vaktinin hilafıdır. Eyni değildir. İştirak diye bir vakit de yoktur. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ bu babın veşi de budur. مِنْ تَرِيكِ تَصْحِيْهِ مَعَانِ الْاَثَرِ eserlerin manalarını tasih tarikiyle bu babın veşi budur. وَاَمَّا وَجْهُ ذَٰلِكِ bunun veşi مِنْ تَرِيكِ النَّصِرِ kıyas tarikiyle ona gelince فَاِنَّا قَدْرَ اِيْنَاهُمْ biz ulemayı gördük ki اَجْمَعُوا onlar icma ilediler ki اَنَّ صَلَاتَ السُّبْحِي sabah namazı لَا يَنْدَغِي لَا يُقُمَّتْ اَنْ تُقَدَّمَ عَلَى وَقْتَهَا vaktinden evvel kılına وَلَا تُأَخَّرَ عَنْهُ vaktinden sonra kılına bu caiz değildir فَاِنَّ وَقْتَهَا onun vakti sabah namazının vakti vaktun vakıttır daha sabah namazının hasseten ona has olduğu halde دُونَ غَيْرَهَا diğerlerine değil mesela namazdan diğerlerine değil kendine mahsus vakti var ki تُلُعُ فَجِدًا تُلُعُ شَمْسَ kadar. Diğer namazlar bu vakitte olur mu? Yok olmaz. Bu sabah namazına mahsus. فَنَّزَرُ وَلَا ذَٰلِكْ buna kıyas edilirse اَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكْ böylece olur. سَائِرُ الصَّلَوَاتِ diğer namazlar da böyle olur. كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ o namazlardan her biri مُنْفَرِدَةٌ tektir. لِوَقْتِهَا kendi vaktinde دُونَ غَيْرَهَا başkalarının dununda. Başkaları ona girmez. فَلَا يَنْبَغِي لَايِقْ olmaz ki en tuakhara vaktiha vaktından tehir edilir o namaz ve la tukaddeme kablehu vaktine de teklim edilir. Bu layık olmaz. Hepsinin müstakil vakitleri var. Fîni atelle mu'tellün fîni atelle illet getirirse eğer mu'tellün bir illet getiren adam bis salati bi arefete ve bi cemi arefadaki namaz cemi bir de müzdelifedeki namazı illet getirirse yani dese ki siz niçin cem ediyorsunuz? Madem bu ceme kail değilsiniz, her namaz kendi vaktinde kılınacak da, niçin siz Arafat'a
Arafat'ta önleyi ile ikindiyi bir cem ediyorsunuz, akşam ile yatsıyı da bir cem ediyorsunuz, önleyi ile ikindiyi cem ite. Fîni a'telle mu'tellun bis-salâti bi'arefete ve bi-cem'i. Fîni a'telle illet getirmek istersen mu'tellun, bir illet getirmek isteyen adam neyle? Bis-salâti bi'arefete ve bi-cem'in, Arafa'da ve Müzdelife'de ki namazların cem edilmesi illetini getirirse, dese ki bak Arafat'ta namaz cem ediliyor, Müzdelife'de cem ediliyor. Bunlar caiz de niçin başkaları da caiz olmasın? Madem siz buradaki namazların cemine kaisiniz de diğer yerlerde namazların cemine niçin kail değilsiniz derse, kıyle lehu, ona denilir ki kadre eynahum, ulemayı gördük, ecme'u icma'ilediler ki ennel imame bi arafete, İmam Arafat'a lev salle zuhre fi vaktiha, önleyi vaktinde kılsa, kema fi sair-i leyyam, diğer günlerde kıldığı gibi, ve salle l-asre ikindiyi de kılsa fi vaktiha, kendi vaktinde, kema fi sair-i leyyam, diğer günlerdeki gibi, ikindiyi de kendi vaktinde kılsa, ve feale misle zalik, böylece yapsa fil mağribi vel işâ, Mâribi şahide böylece yapsa bir Müzdelife'de, Müzdelife'de fasallâ külle vâhidetin minhumâ, akşam ve yatsıdan her birerlerini kılsa fî vaktiha, kendi vaktinde kemâ sallâ fî sâir-i leyyem, diğer günlerde kıldığı gibi hepsini kendi vaktinde kılsa kâne müsî'en, o adam günahkar olur, sünneti terk ettiğinden günahkar olur. Ve lev feale zâlik, eğer o adam yapsa, bunu yapsa وَهُوَ مُقِيمٌ, halbuki kendisi mukimdir, اَوْ فَعَالَهُ وَهُوَ مُسَافِرٌ, yahut da misafir olduğu halde bu işi yapsa, فِي غَيْرَ عَرَفَةَ وَجَمِّنْ, Arafa ve Müzdelife'nin gayrisinde yaparsa, لَمْ يَكُمْ مُسِيَنْ, günahkar olmaz. İster mukim, ister misafir, önleyi önle vaktinde, ikindiyi ikindi vaktinde, akşamı akşam vaktinde, yatsıyı yatsı vaktinde kılmakla günahkar olur mu? Olmaz. Zaten olacağı o. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu ki enne arafate ve cemen, Arafa ile Müzdelife mahsusatani, mahsusturlar bihadel hüküm, bu hükümle mahsus ve mümtazdırlar. Bu hüküm oraya mahsustur. Ve enne hükme ma sivahuma, Arafa ile Müzdelife'nin ma sivasının hükmü bi hilafi hükmihime, Arafa ve Müzdelife'nin hükmü gibi değildir. Arafa ile Müzdelife'deki hüküm başka, diğer günlerdeki hüküm başka. Fesebete bimâ zekerine, bizim zikrettiğimizde sabit oldu ki enne mâ şulbişi ki raveynâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledik. Minel cem'i beynes salateyn, iki namaz arasını cem ettiğimiz şeyden ki Resulullah Efendimiz'den rivayet eyledik. Ennehu, bu rivayet ettiğimiz şey nedir? Tâhirul ula, birinci vakti tâhir etmektir. Ve tâcilul âhire, ikinciyi de acele etmektir. Birinci namazı tâhir eder, vaktin sonuna getiririz. İkinciyi de acele eder, evveline getiririz. İşte Resulullah Efendimiz'in yaptığı bu. Birinci namazı tâhir etmiş, sonuna getirmiş. İkinci namazı da acele etmiş, evveline getirmiş. İşte Resulullah Efendimiz'den varid olan el-cem'ü beyni's-salateyn manası bu. İki namazın arası cem'i dedi ki bu. Bu sabit oldu. Ve kezalike kâne eshab-ı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın eshabı da böylece oldu. Min ba'dihi, Resulullah'tan sonra. Yecme'ûne beynehumâ, iki namazın arasını bu surette cem ederdiler. Haddesena Muhammed ibn-i Nu'man-ı Sakatiyyü. Kâle haddesena Yahya ibn-i Yahya. Kâle haddesena Ebu Khaytheme. En Asim-il Ahvel. En Ebi Osman'a kâle. Ebu Osman dedi ki vefettü ene ve Sa'd ibn Malik. Ben ve Sa'd ibn Malik Mekke'ye gittik. Mekke'ye kudum ettik. Ve nehnu nubadiru lil hac. Biz de hacca mübadaret ediyorduk. Yani hacca çıkmak istiyorduk. Fekünnâ necme'u.
biz cem ederdik beyne zuhri vel asri, ünle ile ikindinin arasını, nukeddimu min hadihi, bundan takdim ederdik. Yani ikindiyi takdim ederdik. Ve nuakhiru min hadihi, evleyi de tehir ederdik. Ve necmu beynel mağribi vel işa, mağrib ile işanın arasında cem ederdik. Nukeddimu min hadihi, işadan işanın evvel vaktini alırdık yasıyı. Ve nuakhiru min hadihi, akşamı da son vaktini alırdık. Hatta kadimna Mekke'te, hatta Mekke'ye varıncaya kadar namazları böyle yaptık. Buna cem'i suri derler. Birisini, namazın birisini vaktin sonunda, ötekinde evvelini aldın da ikisi yan yana kıldın mı, işte cem'i ki bu olur. Cem'i değil hakikaten. O hepsi kendi vaktinde kılınmış fakat cem'i ki bu oldu. Haddesena Fehd ibn Süleyman kâle, haddesena Abdullah ibn Muhammed'in Nüfeyliyü kâle, haddesena Züheyr ibn Maviye قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول عبد الرحمن بن يزيد إشتم ديردك سحبت عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود بمساحبتهم رضي الله عنه في حجة حجدة فكان يؤخر الظهر أنلئي تأخير دردي ويعجل العصر إكندي تعجيل دردي ويؤخر المغرب مغرب تأخير دردي ويعجل العشاء yasıyı da tacil ederdi. Ve yusfiru bi salatil gadati, sabah namazını da isfar vaktinde kılardı. Yani galeste karanlıkla değil de ortalık nurlandıktan sonra kılardı. Ve cemi'u ma zehebna ileyhi, işte bizim zahip olduğumuz şeyler. Evet, ve cemi'u maşul, bir şeyin cemisi ki zehebna ileyhi, biz ona sahip olduk. Fi hazel bab, bu babda. O da neden? Min keyfiyyetil cem'i beynes salateyn, iki namazın arasındaki cem'in keyfiyetinden bizim zahip olduğumuz bu şeylerin hepsi kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'e rahimehumullahu teala, bu için üç imamın kavli budur. Aralarında ihtilaf yoktur. Ve kem vahidin mines sahabeti ve tabi'in, sahabe ve tabi'inden de birçoklarının mezhebi budur. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.